Evet arkadaşlar, şimdi erfahren fiili ve farklı anlamlarıyla örnek cümleler kuracağız. Mein Opa hat viel in seinem Leben erfahren und erzählt gerne Geschichten darüber. Yani burada erfahren fiilini deneyimlemek anlamında kullanmış olduk. Yani benim dedem, benim büyük babam hayatında çok şey deneyimletti, hayatında çok şey tecrübe etti ve tecrübeleri, anıları üzerine severek hikayeler anlatır. Er hat gerade erfahren, dass er den Job bekommen hat. Buradaki erfahren fiili deneyimlemek, tecrübe etmek değil, bu öğrenmek, fark etmek, farkına varmak anlamında arkadaşlar. Yani o işi aldığını, işe kabul aldığını şu anda fark etti. Şimdi arkadaşlar, aynı şekilde bu erfahren fiilini isme çevirdiğimiz zaman ne olur? Erfahrung olur. Meine Erfahrungen im Ausland haben mir geholfen, meine Sprachkenntnisse zu verbessern. Burada ne demiş olduk? Benim yurt dışındaki deneyimlerim, tecrübelerim, benim dil bilgimi geliştirmemde bana yardımcı oldu demiş olduk. Bir de bunun farklı bir kullanımı daha var. Bir insanı tanımlamak için kullanabilirsiniz. Yani tecrübeli insan şeklinde. Mesela örneğe bakalım. Die erfahrene Ärztin hat viele Patienten erfolgreich behandelt. Yani ne demiş olduk? Tecrübeli kadın doktor birçok hastayı başarılı bir şekilde tedavi etti. Birçok hastaya başarılı bir şekilde müdahale etti.